Herkese günaydın. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Ve saat burada. Şu an 5:20 geçiyor. 6'da işte olmam lazım. Şu an ben çıktım evden ve işe gidiyorum. Bugün öyle bir pazar videosu olsun istedim. Bir pazarı nasıl geçiyor? Öyle. Yani nasıl geçebilir ki? İşe gideceğim tabii ki. İşte. Çalışacağım. Ondan sonrasını bakacağız. O zaman daha sonra görüşürüz. Ben hala uykuluyum galiba. Zor kalktım. Farkındayım konuştuğumun, konuşmamın zorluğundan. Siz de fark etmişsinizdir. Hala uykuluyum. Çünkü akşam geç yattım. Biraz televizyona falan takıldım. Derken geç yattım. O yüzden biraz hala uykuluyum. Ama sonuçta yine de uyanabildim. Çok şükür. Daha sonra görüşürüz. Burada güzel bir havuz var. Allah. Güneş öyle güzel parlıyor ki yukarıda. Sıcak yüzüme vuruyor. İşten çıktım, eşimle buluştum burada. Biraz parkları gezelim, öyle eve gidelim dedik. Ama manzara o kadar güzel ki. Yürüyüşün ardından, ya daha doğrusu yürüyüşle beraber böyle buraları da göstermek istedim. Kocamanmış. Direkt lambası mı sarmışlar? Böyle ışıklarla. İnanılmaz güzel görünüyor. Her yer cıvıl cıvıl. Yukarıda güneş, çiçekler rengarenk. Ağaçlar yemyeşil. Bisiklet süren var. Jogging yapan var. Piknik yapanlar var. Oturmuş eline kitabını almış. Sadece kitap okumak için gelen bile var. Herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelmiş. Kimisi karı koca gelmiş. Güzel duruyor. Burada da bir şilos var. Yani saray var. Eski saray. Ama hangi tarihte falan yapılmış onu bilmiyorum. Aslında kapının girişinde yazar da. He, şurada bir yerde yazar. Böyle merdivenlerine insanlar oturmuş. Sohbet ediyorlar. Kahvelerini almışlar. Kahvelerini içiyorlar. Güzel duruyor. Ay, işten sonra da bu yürüyüş iyi geldi. Gerçekten iyi geldi. Ara ara böyle sürtü gösteriyorum size. Belki merak edenleriniz vardır. Bazı insanlar bana acayip acayip bakıyorlar. Çünkü çekim yaptığım için onları mı çekiyorum diye. Dik dik bakıyorlar bana. Sonra hemen kamerayı çevirince bir şey diyemiyorlar. Ne yapayım, gezerken giriyorlar içine. Ya buna nasıl engel olabilirim ki? Yani. Biraz da şu tarafa doğru gidelim. Orada daha çok böyle insanlar yerlere serilmiş piknik alanı oluyor orası. Bu park çok büyük bir park. Aslında bir gün bu parka gelip boylu boyunca yürüyüş yapabiliriz. Çok büyük yani. Burası Hauptbahnhof oluyor. Yani istasyonun olduğu yerler. Yani otobüslerin, tren istasyonlarının olduğu bir yer olduğu için Hauptbahnhof diyorlar. Buradan tut ta ki Cannstatt'a kadar. Cannstatt da buradan kaç durak uzak. Oraya kadar bu parklar yürüyüş yolu var. Uzuyor yani. Bu parklar oralara kadar uzuyor.
Böyle piknik alanlarına uzanmış insanlar. Şöyle ben de gireyim. Güzel duruyor ya. Çocuklar gelmiş, uyumuşlar bile. Uyuyanlarımız bile var. Bundan 2-3 video önce bir yere gitmiştik. Yine piknik alanıydı. Arkadaşlarla toplanıp pikniğe gittik adlı bir videom vardı. Bu park o park değil arkadaşlar. O park başkaydı. Bu park başka. Stuttgart gerçekten parklarla dolu olan bir şehir. Yeşillik alanı çok var. Demin gösterdiğim saray şurada kaldı. Bir de şurada bir saray var. İki saray karşılıklı. Oraya kadar bir yürüyüş yapalım. Bir de o sarayı göstereyim. Evet. Bu havuzun etrafını boylu boyunca yürümem lazım. Havuzun etrafı, deminki havuzdu. Etrafında tur attım. Demin şu sarayın olduğu yerdeydim. Böyle dolandım. Şu piknik alanından göstereyim şöyle. Bir tur attım. Şimdi havuzun diğer tarafına geçiyorum. Çünkü orada da bir saray var. Orayı da görmüş olalım. Bu arada eşim de beni bekliyor bir yerde. Oturdu. Sen git biraz çekim yap dedi. Ben biraz oturayım dedi. O oturuyor bir yerde. Bugün çalıştım. İş çok yorucu değildi. İyiydi. Yarın da çalışacağım. 2 haftada bir çalışıyorum. Bir hafta sonu çalışıyorum, bir hafta sonu çalışmıyorum. Bizim iş öyle. Ama iyiydi. Burada da böyle bu havuzun içinde yüzen şirin ördekler var. Hatta birisi uyuyor. Yani şöyle yaptım, korkutmayayım hayvanı. Uyuyor. Bu da kafasını gömmüş ama uyumlu, gözleri açık. Çok tatlılar. Bir tanesi şurada yüzüyor. Ama diğerleri kenarda. Güzel duruyorlar. Parkın ördekleri. Hiç de kaçmıyorlar. Ne kadar da insana yakınlar. Tabii hep insanlarla iç içe olduklarında alışkınlar. Kaçmıyorlar. Yabani değiller yani. Tabi burada sadece yerliler değil, turist olan da çok var. Eline kocaman fotoğraf makinelerini alanlar turisttir zaten. Stuttgart'ta yaşayan ne fotoğraf makinesi alacak da çekecek? Anca benim gibi video çekerler ya da gezerler. Ama kocaman fotoğraf makineleri olanlardan anlıyorum, onlar turistler. Ay kolum ağrıdı. Şöyle kolumu değiştirsem. Kolum değiştirsem. Hem değil ya, kolumu aldım. Burada da yine Almanların heykelleri. Gitgide saraya yaklaştık. Bu saraya yaklaşırken de böyle heykeller var. Sıra sıra dizmişler. Bu heykelin de bir eli kopmuş, bir de kolu kopmuş. Bak bak. Bunun da kolu kopmuş.
şehrin içinde ördekler var sanırım. Kendilerini suya dönmüşler zannediyor. Neymiş? Evet. Şimdi diğer saraya geldik. Şöyle gösterelim. Sarayda. Şöyle şuraya geçeyim, şuradan çıkarak devam edeyim. Bu güllerin kokusunu alabiliyorum, öyle güzel kokuyorlar ki. Burayı şöyle şu şekilde göstereyim, parkı. Buradan şu heykellerin olduğu yerden geldim. Böyle bu şekil. Ve işte bu saray. Ve böyle artık eşimin yanına doğru gideyim. Onu nerede bıraktığımı hatırlamıyorum. Bulurum. Bu yolun ismi de şurada yazıyor zaten. Walter Erich Schaefferweg etmiş. Yol demek zaten. Birinin ismini vermişler. Acaba bu sarayda yaşayan kişinin ismi miydi? Bilebilecek. Şurada da şöyle kafeterya var. Nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Şöyle gösterebilirim. Yakınlaştırabilirsem. Evet. Yakınlaştırdım şu anda. Orada bir kafeterya var. Güzel bir park. Bu park çok uzun bir park. Çok büyük bir park dediğim gibi. Bir gün bu parka gelip böyle boylu boyunca yürüyüş yaptığımız zaman oradan da çekim yaparım. Orada gerçekten işimi kaybettim. Böyle bir güneşli ki hava. Tepemden aşağı. Güneşi yedim. İnşallah başım ağrımaz. Nasıl güzel çiçekler. Kocaman kocamanlar. Aslında bu parkın ismi Rosenstein Park'tır. Ama parkın sadece küçük bir bölümünü gezdik şu anda. Bu parkta çok güzel bisikletle sürülür. Dönmez güzel, büyük bir park olduğu için rahat rahat. Çok şükür burada havalar biraz ısındı da insanlar kendini biraz dışarı attı. Hep yağmurlu, hep yağmurlu, hep soğuktu. Almanya zaten yağmurlu, çok yağmurlu bir ülkedir. Yağmurların ülkesi. İnşallah artık hep böyle sıcak gider. Thank you.
burada da başka heykeller var. İki tane daha heykel var burada. Bunlar da başka süs havuzunun etrafında duruyorlar. Renkli bir video olduk. Yeşillikli, yeşil güzel oldu. Çiçekli bir şey. Bu da böyle. Şöyle uzaktan alabilirse. Yani bu da böyle bir şey. Ben heykelleri sevmiyorum aslında ya. Bu tür heykelleri sevmiyorum. Ay yazık, bugünün de dalı kopmuş mu? Yere düşmüş. Çok yazık olmuş. Aa, bu arada işimi bulduk. Duruyor orada. Şimdi onun yanına doğru gidiyorum. Eşimin yanına geldim. Şimdi o da kalktı beraber. Artık eve gidiyoruz. İşten sonra bu yürüyüş iyi oldu. Ama artık eve gidelim istiyorum. Kızımı özledim. Bu videoda bu kadar olsun. Bugünlük güzel bir park videosuydu. İnşallah başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.